Bu bende de yeni bir bilgi. Annem nasıl buldu, nereden buldu bilmiyorum. Annemin zulasını patlatmış, ben sana söyleyeyim. Artık ne yaptı, nasıl yaptı gerçekten bilmiyorum. Ha, onaylamıyorum da, ayrı konu. Keşke ikimize dahil olmasaydık. Keşke. Hatta babamdan beri. Portakalda vitamin kalsaydım keşke. Herkes için daha hayırlı olurdu. Kusura bakma. Ya bak, samimiyetime ne kadar inanırsın bilmiyorum. Ama ben gerçekten, gerçekten çok üzüldüm bu yaşadıklarına. Annenle arandaki bağı öğrendikten sonra bu mektubu senden saklamaya karar verdim. Babamın geçmişteki hatalarını düzeltemeyiz. O yüzden yeni hatalara yol açsın istemedim. Ama yine de çok çok özür diliyorum senden. Öldüm mü ben? Yani ölmediğime emin olsam hiç tereddüt etmeyeceğim ya. Yok, buradayım. Bak, madem hayat sana ikinci bir şans vermiş, ya bunu farklı bir şekilde değerlendirelim. Yani belki aramızdaki düşmanlığı bitirebiliriz. Hatta dost olmayı bile deneyebiliriz. Babamın geçmişteki hatalarının cezasını biz çekmemeliyiz. Ya burada sakın yanlış anlama beni. Yani senin varlığın değil kastettiğim. Annemi aldatması, senin yaşadıklarındaki payı. Ne olur yanlış anlama. Nasıldı? Ne? Ne nasıldı? Babam nasıl biliyor? Yani baban neyse, tamam. Boş ver, hiç sormadım ben bu soruyu. Boş ver, saçma sapan bir soru zaten. Tamam. Zor adamdı. Çok zor adamdı. Sevgisini belli etmeyi sevmezdi. Ya da bilmezdi. Ondan hep çekinirdim. Ona hep kendimi ispat etmeye çalışır gibi hissederdim. Böyle hep aşmam gereken bir çıta varmış gibi. Sert mizaçlı biriydi. Diğer çocuklara biraz daha ılımlıydı. Yani mesela Fikret, Fikret'e daha yakındı. O yüzden babam öldükten sonra Fikret bu kadar hırçın biri oldu. Ama adil biriydi. Severdi bizi. İyi bir adamdı. Ben o yüzden zaten şaşırdım ya. Seni duyduğumda. Yani babam... Yani babamız... Bir çocuğu ardında bırakıp gidecek bir adam değildi. Şansın daha olsaydı, ki babam olsun istemiş, eminim seni çok severdi. Hiç görmediği halde yanında ol istemiş. Sen de onu çok severdin.
Ben onu çocukluğumdan hatırlıyorum. Bize gelirdi. Hep oyuncak getirirdi. Ben de onu öyle pencerenin önünde beklerdim. Gelmediği gecelerde de pencerenin önünde öyle uyuyakalırdım. Peki babam senin şu anki adını nereden biliyor olabilir? Ha o şöyle. Babam benim adımın Fatih olmasını istemiş. İşte bilmiyorum niye Fevzi'nin çocukları uyumlu olsun herhalde. Faruk, Fatih, Fikret öyle herhalde. Annem de Adem olsun istemiş. Annem babamı kıramamış. Fatih yazdırmış ama annem bana hep Adem derdi. İşte yani Fatih babamın oğlu, Adem annemin oğlu falan gibi böyle bir karışık bir şey yani. Tabii ben bilmiyorum. Babam anneme şirin görünmek mi istedi yoksa hani böyle sil baştan yapalım mı diye o mektubu yazdı hiç bilmiyorum. Ben babamı unutmak için adını sildim ben. Yine dönüp dolaşıp babama benzedim. Komik ya. Komik. Beşte hayat bana hep şaka yapıyor bu aralar. Öyle. Bak bunların hepsi onların hataları, onların geçmişleri. Ama şimdi bizim zamanımız. Biz kendi geleceğimizi kendimiz yazabiliriz. Adem ben bunu kara bir deftere yazmak istemiyorum. Bana zeytin dalı uzatıyorsun. Niye olmasın? Bak akşam bizim çocukları falan ayarlarım böyle hep beraber bir yere gideriz. Orada devam ederim ha. Çocuklar kim? Boran erkekleri. Ben ciddiyim. İyi, fena fikir değil aslında yani. Güzel. Ben bunu cebime saklayayım şimdilik. Zaten bu gece pek bir yere çıkacak halim de yok. Sağ ol, teşekkür ederim davetin için. İyi, tamam. Hiç olmadı, biz geliriz ya. Tanrı misafirini kapıdan kovmazsın herhalde. Herhalde, bilmiyorum. Geçmiş olsun. Sağ ol. İyi bak kendine. Kapatma lütfen. Merhaba. Ya Faruk, ben Süreyya'dan rica etmiştim de seni görmüşken kendim de söyleyeyim dedim. Nedir? Söylememiş anlaşılan. Ben Emir'i görmek istiyorum da hem Begüm'e de söz vermiştim hem özledim. Tamam. İstediğin zaman eve gelip görebilirsin. Ya ben dışarıda görmek istemiştim. Yani okuldan alıp getirsem falan. Dediğim gibi istediğin zaman eve gelip görebilirsin. Görüşmek üzere. Eve bekliyormuş. Koladım beni. Herife bak be. Adem, ne işi var oğlum herifin burada?
Ne söyledi sana da böyle kara kara düşünüyorsun ya? Adem. Şşş. Ne oldu? İşte kartları açık oynamaya gelmiş. Kardeşliği yeniden kurmaya gelmiş. Bayağı Oscar'lık oynadı herif ya. Az daha inanacaktım. Annemi tehdit ettiğini anlatmayı atlamamış olsaydı eğer. Anladı tabii babuş bağlı. Aklınca seni yanına çekip bu işten sıyrılacak ha? Değil mi? İnanmadın herhalde değil mi? Kafamı o kadar sert çarpmadım. Adem, ben annenin yanından geliyorum. Seni çok merak ediyor. Kaza geçirdiğini söylemedim tabii de. Ya söylesem daha çok dağılırdı. Durumu pek iyi değil. Ya diyorum ki hani bir uğrasan sanki ya. Kahve var. İçersen sıcak. Hatta benimki de soğumuş. Taze getirirsin belki sevabına. Tabii ki kardeşim. Seve seve. Annesi gelmiş. Annemiz gelmiş. Ay. Bak annemiz gelmiş. Kızım. Al bakayım bu da. Ada. Aşkım. İyileştin bir tanem sen. Ha? İyi oldun biraz anne. Yok annem yok. Hiç neşesi yok.
Allah. Uyumuyor falan diye mi acaba? Ha? Ne yapsaydık, doktora falan mı gitseydik? Biraz takip edelim bakalım da. Ateşi yükselirse götürürüz. İyi. Hadi anlat bakalım. Baban gelmeden ne yaptın? Ay ne yaptım işte. Tak sepeti koluna. Esra deli abisinin yoluna. Yürüsün gitsin. Oh iyi oldu. Az bile yaptın sen ona. Boranlar yatsın kalksın sana dua etsin. Öyle bir aileye karıştırmadığın için onları. E Fikret? Ay çok üzgün anne. Derbeder olmuş, kederli. Altında böyle fonda Müslüm Gürses çalıyor o halde. Ama benim güzel kızım güzelliğiyle büyüler onu. Tatlılığıyla değil mi? İyileştirir babayı. Protokolü de imzaladın. İnşallah her şey senin için iyi olur. Geri döner. Dönecek zaten, tıpış tıpış dönecek. Mutluluğa giden yolum ben. Değil mi anneciğim? O da yola çıktı zaten. Haberi yok. Eşim benim. Of. Bir ateşi mi çıkmış gene ha? Sanki. Dereceyi getir bakayım bir anne. Anneciğim. Bir tane. Alanya nereden çıktı ya? Ne Alanyası? Bir şey söylememiş Faruk Bey. İstanbul'a inip buraya gelmesi onu bulur. Tamam biz de geç gideriz zaten. Ara sen gelsin. Tamam. Osman Bey söylemediniz. Onu da arayayım mı? Kardeşleri arayın dedi ya Gül Hanım. Ara. Tamam. Aklı bir karış havada. Boran jet kurup milleti uçuracakmış. Beyefendi. Saçma sapan. Sen ne yaptın, bir şey bulabildin mi? Yok abi, daha ben şirketi araştırıyorum. Henüz elimde öyle ciddi bir şey yok. Bu Halim denen herif bu öğlen Süreyya ile bir yere gittik, orada bizi buldu. Bizi takip etmiş gelmiş. Süreyya yokken böyle abuk sabuk konuştu, gözdağı vermeye çalıştı. Bu adam yılan gibi sokacak yer arıyor. Tamam abi sen merak etme, ben bir ayar daha çekerim ona. Ayar mayar verme, bu herifi def et gitsin. Abi neden? Bu Adem kararını ben ani bir öfkeyle aldım. Tamam mı? Yani çocuk zaten ölümden döndü. Hali perişan. Ben şimdi bu topa giremem. Bu manyağın da ne yapacağı belli değil. Biz şimdi böyle tatlı tatlı Adem'i de kazanarak yürüyeceğiz artık. Abi delirme ya. Ya sen görmüyor musun? Herif iki günde Fikret'le işbirliği yaptı. Bak şirketi olmayacak işlere sokmanın peşinde. Abi yapma bak, asıl uyuyan yılan o. Oğlum el arttıraraktan nereye kadar gideceğiz? Bu bumerang gibi attığımız şey dönüp dolaşıp bizi vuracak. Allah Allah, sen merak etme, ben ikisiyle de konuşur, ikna eder, vazgeçirtirim bu işten. Bizim Fikret zaten gel geç akıllıdır. Ama abi yani bizim bu herifle anlaşmamız öyle değildi. Yani şimdi Adem'i vermezsek bunun eline durmaz ki. Kozlarını kullan Akif, kozlarını kullan. Çocuk ölümden döndü diyorum. Daha neyini cezalandıracak bu herif? Tamam, çağır ben konuşurum. Tamam tamam, sen şey yapma, ben merak etme, hallederim bir şekilde.